Evet, bugün il başkanımızla birlikte Karabük'ümüzün en güçlü, en önemli sivil toplum örgütlerinden birisi olan Emekliler Cemiyeti'mizi ziyaret ediyoruz. Başkanımızdan zaten geçmişten gelen çok yakın dostluğumuz var. Aynı köylüyüz. Dolayısıyla da benim Emekliler Cemiyeti'ni hem bir dostu aynı köylüğümüz olarak ziyaret etmem, hem de şu anda da Karabük'ün milletvekiliyim. Kamuoyunda da bazı konuları beraber başlattığımız, özellikle emeklilerimize konut yapılmasıyla, TOKİ kanalıyla konut yapılmasıyla ilgili kamuoyunda da bu konular biraz daha güncelliğini koruyor. Birçok sorular da soruluyor. Doğru yanlış bazı bilgiler de var. Belki bu vesileyle onun da bir kere daha değerlendirmesini yaparız diye bugün böyle bir ziyaret yaptık. İl başkanımızla birlikte biliyorsunuz bir seçim süreci yaşıyoruz. Şurada seçime 20 gün gibi az bir zaman kaldı. Efendim aday arkadaşlarımız, bir koldan çalışıyorlar. Ben biliyorsunuz bu dönemde aday değilim. Partimiz arkadaşlarımızı aday gösterdiler. Ancak ben adaymış gibi partimizin efendim bizim SKM'mizin verdiği program dahilinde biz de il başkanımızla birlikte sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ediyoruz. Onların dileklerini, temennilerini alıyoruz. Onların partimizin açıkladığı seçim beyannamesiyle ilgili açıklamasını istedikleri konularda varsa onları da açıklamak suretiyle bizler de aslında siyasi çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Birkaç kanaldan siyasi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz AK Parti'nin tek başına iktidarı Türkiye bazında. Çünkü 7 Haziran seçimlerinin meydana getirdiği siyasi istikrarsızlığın ülkemize de, Karabük'ümüze de nelere mal olduğunu çok yakinen şahit olduk. Özellikle ekonomik alandaki sıkıntılar had safhada. Terör olayları hemen 8 Haziran'dan itibaren başlayan terör olayları gibi Türkiye'nin bir de bölgesel işte Suriye olayları, çevremizdeki ateş çemberi gibi olaylar Türkiye'nin acilen güçlü bir tek parti iktidarını gerektiriyor. Bunun için tek başına iktidara da en yakın parti AK Parti. Zaten kıl payı tek başına iktidarı kaybetmiştik. İnşallah 1 Kasım seçimlerine çok daha güçlü, vatandaşımızın 7 Haziran'da göstermiş olduğu tepkiyi de anlayarak, iyi yorumlayarak, kendimizi biraz daha toparlayarak, hani diyoruz ya, haydi bismillah, evet bir kere daha haydi bismillah diyeceğiz inşallah. 1 Kasım seçimlerinde Karabük'te 2-0 ve Türkiye'de de AK Parti'yi tek başına iktidar yapacağız. Bu çerçevede biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün de Emekliler Cemiyeti olarak buradayız. Tabii Emekliler Cemiyeti'ne geldiğimiz zaman emeklilerimize verilen haklarla ilgili dün Genel Başkan Yardımcımız açıklama yaptı. Ama ben onlara girmeyeyim. Özellikle TOKİ konutlarıyla ilgili benim beraber başlattığımız konularla ilgili sanıyorum yanlış bir anlama var. Bu konutu TOKİ yapacak. TOKİ'nin bu konudaki herhangi bir kısıtlaması olmadı bize. TOKİ siz yeter ki yer bulun. Hatta bana dedi ki benim bürokratik genel müdür döneminden de iyi tanıdığım bir arkadaşım işte beraberdik. Dedi ki abi size sınır yok. Siz yeter ki bize uygun arsaları bulun. Hele dedi arsalar hazine alanı olup da bedava arsa olursa bizim emeklerimizden arsa bedeli de almadığımız zaman iş daha ucuz olur dedi. Şimdi biz birkaç kanaldan Safranbolu dahil Karabük'ün çevrelerinden defterdarlık kanalıyla konut yapmaya uygun hazine alanları da aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuz 3 tane arazi vardı. Bu arazileri TOKİ'ye bildirdik. TOKİ'nin ekibi geldi. Bu arazilerde inceleme yaptı. Bu arazilerden bir iki tanesini uygun gördü ve proje çalışmalarını başlattı. Biz alternatifler buldukça şöyle sanılmasın. Efendim 3000-5000 tane konutu yapacağız. Hepsi bir yerde olacak. Böyle bir şey yok.
Yani bir yerde 500 konutluk yeri bulabilirsek 500 konutluk, 1000 konutluk, yani belki Karabük'ün, Safranbolu'nun birkaç yerine dağıtacağız bunu. Yani şunu sanmasın, Karabük'te bir anda 5000, 6000 konutluk yapacak bir yere bulmamız mümkün. Biz böyle bir şey de biz beklemiyoruz zaten. Ya biz etap etap nerede bulabilirsek 300-500 konutluk da olsa nerede bulabilirsek TOKİ gelip planlamasını yapacak, etütlerini yapacak ve hemen başlayacak. Bunun için TOKİ'nin efendim herhangi bir bütçesi, efendim hazineden şuradan buradan kaynak ayıracağım gibi falan böyle bir sıkıntısının olmadığını söyledi bize. Yeri bulun, en kısa sürede biz projelendirir ve inşaata başlarız. Bunun için kimseden, herhangi bir kurumdan parasal veya herhangi bir talimat beklemiyoruz. Yeter ki yeri bulun dedi. Biz de bunun takipçisiyiz. Birkaç kanaldan yer aramaya devam ediyoruz. Bulduğumuz yerde de inşaat en kısa sürede başlayacaklar. Şu anda bulunan soğuk suda, soğuk suda Soğan Tepe soğan tarlası dediğimiz yerin gelip, çünkü buralarda konutlar yapılacağı için zemin etütleri falan da arazinin meyiline falan da bakıyorlar. Orada 50 dönümlük yeri buldular, beğendiler. Şu anda onun projenin çalışmalarını başladılar. Şimdi yani herhalde bini bulabilir orada. Yani şunu diyorum, nerede böyle uygun arsalar bulabilirsek, TOKİ'nin bizde böyle bir şartı yok. Arsalar bir yerde olsun, bütün konutları biz aynı yerde yapalım gibi falan böyle bir talebi yok bizden, böyle bir istekleri de yok. Biz Safranbolu'da Altan Edip arkadaşlar bazı arsalar söylüyor, onlara bakacağız. 5000 evlerin o tarafında arsalara bakacağız. Dolayısıyla şu anda Karabük'ün, Karabük ve Safranbolu'nun ara haritasını önümüze yatırdık. Uygun arsalar nereler varsa oralarda konut yapılacak. Karabük Belediyesi, Sayın Vekilim, sorun. Karabük Belediye Başkanı bu olayın AK Parti ile Emekliler Cemiyeti arasında sırf seçime özel yapıldığı iddia edilen bir konu olarak iddia ediyor. Hı hı. Ve böyle bir arsaların yapılmayacağı, böyle bir binaların yapılmayacağı iddia ediyor. Eğer yapılacaksa TOKİ'nin de kesinlikle belediye ile anlaşması gerektiğini ve belediye işbirliği ile yapabileceğini ifade ediyor. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi, Emekliler Cemiyeti ile seçime bir, özel bir şey mi yaptınız siz? Kesinlikle. Biz bunu çok önceden konuşmuştuk. Ramazan ayı. Tam çok önceden konuşmuştuk. Yani seçim olmasaydı da biz Emekliler Cemiyeti ile bunu yapacaktık. Seçim 2019'da da olsaydı biz gene bu projeyi başlatacaktık. Bunun seçim yatırımıyla hiçbir ilgisi yok. Bu konuda biliyorsunuz ilk açıklamayı Başbakanımız Karabük'te yapmıştı. İlk açıklamayı emeklilerimize TOKİ kanalıyla ucuz konut yapacağız diyerek bunun rakamında 200 bin konut demişti. Hatırlayın, Karabük'te bunu Başbakanımız söylemişti. Ondan sonra tabi arasında seçim süreçleri falan girdi. Bazı yerlerde Emekliler Cemiyeti kanalıyla TOKİ'ne bu konuda taleplerin geldiğini ve bir çalışma başlatıldığını biz de duymuştuk. Biz de bunu başlatalım diyorduk. Bir gün beni Celal Bey aradı. Dedi ki bu işe konuşmuştuk, bu işi ne zaman başlayalım, buna bir start verelim diye beni aradığı zaman dedim ki ben sana haber vereceğim dedim. TOKİ Başkanı'nı aradım, randevu aldık, Tümüşün Bey ile birlikte gittik, detayını öğrendik ve oradan aldığımız bilgiler çerçevesinde bize dedi ki arsalarınızı bulun gelin dedi. Bunun seçim yatırımıyla ilgili hiçbir ilgisi yok. Bir kere onu... Şimdi tabii ki bu konutlar belediye hudutlarında yapılacak. Belediyenin buraya getireceği hizmetler olacak. Ama TOKİ'nin biliyorsun imar mevzuatı yönünden TOKİ herhangi bir belediyede imar değişikliği yapmadan da oradaki düzenlemeyi TOKİ kendi mevzuatına göre yapabiliyor. Çünkü geçmişte de bazı sıkıntılar olduğu için mesela bir belediye karşı çıktı TOKİ'nin konut yapması. Dolayısıyla da TOKİ kanunen yetkilendirildi. İmar değişikliği bir ilde TOKİ imar değişikliğini konutları için yapabiliyor. Belediyede imar değişikliği belediyeye ihtiyacı yok. Ancak bu konutlara getirilecek altyapı açısından işte yoluydu, suyuydu veya diğer altyapıları yönünden belediye ile
bu süreçte bu konutlar yapılmaya başlayıp da süreç ilerledikçe elbette ki bunlarla belediyelerle de ilgili belediyeyle bu konuda ilgi kurulacak, temas kurulacak, altyapıların yapılması konusunda belediyeden destek istenecek. Ha, altyapıları bazen TOKİ kendisi de yapabiliyor. O da işin bir başka boyutu. Tabii altyapılarını falan belediye yapması demek maliyetleri etkileyebilir. Bu süreçte konutların yapıma başlaması veya bitme süreci içerisinde oraların iskanı açılması süreci içerisinde elbette ki yerel yönetimlerinden işbirliği yapmak durumunda da. Arkadaşlar, yerin değeri yok. Çünkü yer hazine tarafından bedava tahsis ediliyor. Burada inşaat maliyeti söz konusu. Yani düz mantıkla düşünürsek soğuk suda yapılacak bir inşaatla efendim kaya başında veya 5000 evde yapılacak inşaatın maliyetleri birbirlerini çok etkilemez. Onun için bölgeler arasındaki farklı mahallelerde olması ciddi bir maliyet farkını getireceğini düşünmüyorum. Şey diyorum yani emekli ben 5000 liradan almak istiyorum. Yani, yüklenecek yani yer değeri. Şimdi tabii ki TOKİ'nin şöyle bir usulü var. Şimdi yaptık yani bir yerde talep çok olur da oradaki konutlar o talebi karşılayamazsa ne yapıyor TOKİ? Kura çekiyor. Onun için TOKİ'nin, Safranbolu'da da aynı oldu. Buradaki Cevizkent'te de hep geçmişti öyle. Talep fazla olup konut azsa kura çekiyor. Noter huzuruna kura çekilmek suretiyle bu sorunu böyle aşıyorlar. Biz de bu sorunu herkes belli bir yerde isterse, orada da konut yetersizse mecburen kuraya başvurulacak. Evet. TOKİ konutlarının Karabük'teki emekliler tarafına yönelik yapılan çalışmalarda inşaat sektörüne büyük zarar vereceğini düşünüyorum. Şimdi sonuçta TOKİ'nin geldiği yerlerde inşaat sektöründe ilgili zaman zaman sıkıntıların olduğu doğru bir sıkıntı olabiliyor. Ancak şimdi özel sektörle TOKİ'nin yaptıkları arasında gerçekten hiçbir özel sektör şu anda emeklilerimize TOKİ kanalıyla verilen konutlar fiyatında özel sektörün böyle bir konut yapması veya böyle bir ödemeye razı olması çok mümkün gözükmüyor. Çünkü emekliler dar gelirli. Hiçbir özel sektör 20 yıl vadeyle 250 lira taksitle konutu verebileceğini sanmıyorum. Eğer öyle bir özel sektör varsa onlar da aynı şartlarda açıklar, onlar da yapabilirler ama TOKİ'nin şartları ve ödeme kolaylığını özel sektörün karşılayabileceğini düşünmüyorum. Zaten karşılayabilseydi emeklilerimiz özel sektörden alırlardı. Yani o ödeme imkanları olsaydı kimse TOKİ için konut yapacak diye beklemezdi. Onları ödeme kolaylığı olan, imkanı olanlar zaten özel sektörden konut alıyorlar. Bizim dediğimiz özel sektörden ayda veya TOKİ'nin diğer imkanları da vardı biliyorsunuz. 10 yıllık vadesi vardı. Yani 6 ayda 700-800 lira, 1000 lira ödeme kolaylığı olan kişiler zaten konutlarını aldılar. Onların konut ihtiyacı yok. Bizim dediğimiz bakın dar gelirli. Bakın biz belki onu atladık. Yani biz konutlarımızı sadece emeklilere yapmıyoruz. Onu atladım. Güzel bir soru sorduğumuz dar gelirlilere de. Yani TOKİ'nin kuralı emeklilere ve dar gelirlilere evi olmayanlara. Şimdi biz onu atladık. Asgari ücrette çalışan dar gelirliler var. Bu kişinin ayda 250 lira, 300 lira taksite ev alabilme imkanı var. Zaten o kadar kira veriyor. Onun için bizim dar gelirlilere de bu TOKİ kanalıyla yapacağımız konutların bir kısmını da dar gelirlilerin kontenjanına ayıracağız. Yani şeyde sadece emekliler yok. Celal Bey'le bu TOKİ projesine gidildiğinde olayı şöyle yorumlamamız gerekiyor. AK Parti'nin 2002'den 2007 ve 2011 yılına kadar sayın vekillerimizin döneminde dahil olmak üzere kamuoyuna yatırım sözü olarak verdiğimiz bir tane projeyi daha yapmadığımız yok. Yani verdiğimiz her sözü tutmuşuz. Burada da TOKİ ile alakalı vermiş olduğumuz sözü bizim sözümüz söz olduğu için bu da bu projede Karabük'e gelir ve yapılır.
Daha dün Cevizli Dere'yi konuşuyordu yapılamaz diye. Soğuk suyu diyordu yapılamaz diye belli insanlar. Ama şimdi bunların hepsini yaptığımızı gördünüz. Karabük'e bir sürü yatırımda her zaman söylerler. Bunu yapamazlar dedikleri her yatırımı yaptık. Yani bizim verdiğimiz sözlerin hepsi söz olduğunu, senet olduğunu Karabük halkı biliyor. Ve bu sözleri de biz gerçekleştirdiğimizden onlar da görüyor. Bir diğeri de emeklerimizle ilgili 1200 lira seyyanen bir zam 100 liraya tekamül eden aylık. Ama bundan önceki seçimde sayın vekillerimizin başbakanımıza olan katkılarından sonra 100 lira bundan önceki dönemde bir zam verildi belli bir aralıktaki olanlara 1 milyonun altındakilere. Bir de şimdi aynı şekilde bir de verildiği zaman bu insanlar bu gibi emeklerimiz 200 lira almış oldu. Bir de burada kaçırdığımız bir şey daha var. Hem SSK hem de Bağkur emeklerinin çalışanlarının kesintilerini de ortadan kaldırılmış oldu. Bunu da koyduğumuz zaman belli bazı emekli kesimindekilerin nereden bakarsanız yani bugün bir Bağkur emeklisi çalışıyorsa ve kesintisi nereden baksan 240-250 liraya yakın bir farkı vardı. Bunu ödemeyecek. Bir yandan da 200 lira da hesap etti, 100 liraları hesap ettiğiniz zaman SSK emeklisiyle ve bunun yanında diğer emekli kardeşlerimizin veya bir abilerimizin şeyi var şu anda katkı veya bir orana erişti. Tabii biz bu anlamda da seçimden sonra bu verdiğimiz sözü de AK Parti'nin uygulayacağını ve bunu da gerçekleştireceğinden de herkes emin olsun. Son bir hayırlı olaya, projeye başlamıştık. Ben buna hayırlı proje diyorum. Bu evi olmayan dul yetimlere ev yaptırabilene, yaptırabiliyorsak buna vesile olanlardan Allah razı olsun. Bu insanlar bunlara dua edecektir. Ve öldükten sonra da bu amel defteri bu insanların kapanmayacaktır. O insanlar dua edecektir. Bugün hepimiz söyleriz değil mi? Dünyada mekan, ahirette iman. Eğer dünyada insanlara bir mekan kazandırabiliyorsak bundan büyük bahtiyarlık, bundan güzel şey yok. Bence yok. Ben 6 senedir buradayım arkadaşlar. Türkiye'de hep ilkleri yapmanın gayreti içinde olduk. İşte böyle güzel yer aldık. Türkiye'de ilk defa metro turizmde emekliye indirim yaptırdık. Hastanede indirim yaptırdık. İşte hatıra ormanı yaptırdık. İşte emeklerimizi Çanakkale'lere getirdik. Arkasından tuttuk. Mesela Sayın Valim emeklerin çok yanında olan bir insan. Buradan huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Emeklimize fidan dağıttık Sayın Osman Bey sayesinde. Osman Bey de getirdi bir araba. Şey dağıttı, çam, fıstığı, selvi dağıttık. Burada bir tören yaptık. Güzel şeyler yaptık. Ve en sonunda bu TOKİ olayıyla ilgili emekliye ev yaptıralım olayı gündeme geldi. Bu fikrimi ben Osman Bey'e söyledim. Ve bu fikrimi ben belediye başkanına söyledim. Ramazan ayında. Ve bu fikrimi valimize söyledim. Hatta belediye başkanı da ben emlak müdürüne söyleyeyim yerlere bir baksın dedi. Arkasından valime gittim. Valim ertesi gün defterdarı, çevre şehircilik il müdürünü, orman işletme müdürünü çağırdı. Başkan dedi bir şey diyor dedi. Bakın dedi. Ve arkadaşlar bu yazıyı 12-8 tarihinde valime verdim. Valim bunu TOKİ'ye gönderdi. Bakın burada bilgi olarak belediye başkanlığı, çevre şehircilik müdürlüğüne, defterdarlığa, orman işletme müdürlüğüne bu bilgiler verildi. Arkasından sayın milletvekilim zaten bu işi biliyordu. Bizi TOKİ başkanına getirdi. Tumuç'un başkanla beraber. Tumuç'un başkanı telefon etti bana, beni aldı ve beraber TOKİ başkanına gittik. Arkadaşlar, TOKİ nedir? Başbakanlığa bağlı bir kurum değil mi arkadaşlar? Yani eğer burada Karabük'te emekliye bir şey yaptıracaksak, bu TOKİ'ye yaptıracaksak, TOKİ'ye ben kiminle gideceğim arkadaşlar? Şimdi soruyorum size. Ya bu TOKİ Başbakanlığı'na bağlı. Mevcut bu hükümet var. Mevcut bir iktidar var. Sayın milletvekilimizle gideceğiz tabii. Sayın il başkanımla gideceğiz. Ve gittik TOKİ Başkanı'na. Aynı demin söylediği gibi milletvekilimizin TOKİ Başkanı. Bürokratik şeyden de sayın vekilimi tanıyor. Osman abi dedi ne diyorsunuz bu işe? Yer bulun ucu açık yapalım dedi. Aynen böyle. Hatta şunu dedi bana döndü. Ne kadar yapabilirsiniz dedi. Ben dedim efendim dedim 2000-2500 mü olur bilemiyorum ki şimdilik dedim. Ben size ama bir rakam alırım 25 gün bir ay içinde dedim. 3000 mi olur 4000 mi olur dedim. Öyle deyince aynen böyle yaptı. Yeri bulun dedi öyle mi başkanım? Ekrandan yerleri gösterdik. Baktık orada ekranda. Karabük haritasına baktık. Ucu açık dedi.
Şimdi geldik bu müjdeyi Karabük'te söyledik. Sayın Valimize bilgi verdik. Belediye başkanına dedik, TOKİ'ye gittik. Ve hatta belediye başkanından, şimdi o yerin ismini de söylemek istemiyorum. Gayet biliyor milletvekilim. Bir yere istedik. Ve o gün de tesadüf, burada içimizde olan bir gazeteci arkadaşımız da vardı Rafet Bey'in yanında. Ya ona bende değil, bende olsun veririm dedi. Niye vermeyeyim dedi, ben de yardımcı olayım dedi. Arkadaşlar, bu işi CHP'nin il başkanı Erdoğan Bey'in bile bilgisi var. Bu Karabük'te herkes bu işlerin bilgisi var. Herkes bu işe yardımcı olsun dedik de bunda bir şey yok. Bu emeklinin içinde her partiden insan var. Ama Allah razı olsun. İş sonunda bir yerlere geldi. Mehmet Ali Şahin Bey bu işe sahip çıktı. Ben bu ete kemiğe birindiririm dedi. Bu seçimlerden sonra ben bu işi dedi hızlandıracağım dedi. Ve sizin basının haberi yok arkadaşlar. Osman Bey söyledi. Bu TOKİ'den adamlar geldi buraya arkadaşlar. Bu yerlere baktılar. Ve bir tanesinde bu işi etap etap yapalım diye bir tanesinde bu işi başlatma kararı aldılar. Projelerini hazırlıyorlar. Doğru mu Sayın Vekilim? Bak ben bugüne kadar size bunu söylemedim. Aslında o gün ben biliyorum adamların. Ben adamlarla görüştüm. Oturduk, konuştuk. Nasıl yer temin edeceklerini. Bunlar konuştu. Bu işi arkadaşlar, bu insanların duasını almak istiyoruz. Kim bu insanların duasını alırsa hem duasını alır hem oyunu alır. Bir insan dua ediyorsa guru guru da herhalde dua etmez. Peki Sayın Gergin'in size karşı yaptığı çok ağır eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bir seçim atmosferine girdik. Hakikaten ben de bakıyorum şimdi. Ya hatta size de takılıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kere açıklık getirelim. Demin il başkanım da söyledi. TOKİ dedi ki kardeşim üzerinde evi olmayacak dedi. Hanımının ve kendinin üzerinde ev olmayacak. Bir, iki, Karabük'te bir sene ikamet edecek. Buraya talep alırken ben bunu herkese söyledim arkadaşlar. Hasan abi, şahitsin. Celal abi sen buradasın. Siz basın olarak da geliyordunuz buraya değil mi arkadaşlar? Ben burada konuşuyordum. Şimdiki insanlar geliyor. Üç tane evi olan vallahi buraya talep yapmış. Üç tane ev var adam. Ya diyorum senin üç tane evin var sen niye gidiyorsun? Ya belli mi olur çıkarsa diyor. Ya belki kura çekerler bize de çıkar diyor. Belki diyor çok yaparlar diyor. Bu ev olmayanlar az insanlardır diyor. Onları verdikten sonra belki de bize kura çekerler diyor. Ve demin bir tanesi geldi. İki tane ev var, üç çocuğu varmış. Bir de ona yapayım ben kayıt olayım diyor. Arkadaşlar biz bunu söyledik. Ben burada söyledim. Benim derdim burada kayıt etmek değil. Bu insanların duasını almak. Ve bugün 7000'in üzerinde ön taraf var diyoruz. Birileri diyor ki sen diyorlar 7000 kişiden para mı aldın? Ya onlar benim üyem, benim 10.000 üyem var. Arkadaşlar ben buraya 3000'e yakın, belki 3000'in üzerinde yeni kayıt yaptım. Buradan da müsaade edin de bir aidat alayım ya, burası vakıf filan mı ya? Burada insanlar çalıştırdık biz. Kırtasiye masrafı. Bugün bir sürü kırtasiye şeyin oluyor. Ya burası vakıf filan değil ki. Siz hepiniz biliyorsunuz basın olarak bu derneğe nasıl çalışsa bu derneğe üye olan aidatlarının %55'i bu şubeye girir. Böyle bir şey yok. Ha şimdi Rafet Bey'in dediğine. Ben çok dinlemedim. İki gündür İstanbul'daydım. Akşam İstanbul'dan geldim. İstanbul'da torunum oldu, ona gitmiştim. Allah bağışlasın. Geldim. Çok da açıklamalarına da çok bakmadım. Ama herhalde edindiğim bilgiye göre bir gün sonra verdiği bir gün değiştiriyor falan diyorlar. Bilmiyorum ne diyor. Ya biz arkadaşlar biz kimsenin rakibi falan değiliz. Burası emekler derneği. Burada her partiden üye var. Bu evden istifade edecekse sadece AK Partili falan etmeyecek. Buraya üye olan ev olmayan MHP'li de buradan istifade edecek. Buradan CHP'li de istifade edecek. Saadet Partisi istifade edecek. Biz buradan kimsenin partisine falan bakmıyoruz. Ama bu insanlara kim hizmet ediyorsa bu insanlar onlara dua eder. Gerektiğinde duasını da verir, oyunu da verir arkadaşlar. Onun için herkes Karabük'te aklını başına alsın. Tarih verdiniz başkanım. Tarih verdiniz. Burada TOKİ heyeti geldi. Şu tarihte başlayacak diye. Hayır. Geçen hafta TOKİ'nin heyeti geldi. Buradaki yerlere baktılar. Projelerine başlıyorlar. Projelerine başlıyorlar.
Projelerine başvuruyorlar ve Sayın Milletvekilimin dediği gibi, il başkanımın dediği gibi, arkadaşlar bu iş etap etap olacak. TOKİ bağımsız bir, yani belediyeyle bağımlı, imar kendini her şeyini yapıyor. Şimdi yani arkadaşlar, bu işi siyaset malzemesi, polemik malzemesi yapmalarına ben üzülüyorum. Arkadaş, ya burada bu garip insanlara, bu dul yetim insanlara, arkadaşlar size bir olay anlatayım. Burada bir bayan elinde 8 yaşında elinden tutmuş bir çocuğuyla geldi buraya, ev yok, ön kayıt yaptırıyor. Ve kız çocuğuna ne dedi biliyor musun Sayın Vekilim? Anne, bizim şimdi evimiz oldu mu anne, dedi ya. Şimdi bunu konuşurken böyle başıma şey giriyor. Ya biz o insanlara ev sahibi yapabiliyorsak, Allah aşkına bu bir şeye değişilir mi ya? Sayın Vekilim, bu bir şeye değişilir mi ya? Bunun ölçüsü mü olur arkadaşlar ya? Düşünebiliyor musunuz? Sayın Başkan, son zamanlarda şimdi 7 bin üye yaptırdınız. 7 bin? Ön kayıt. Ön kayıt. Üye yapmadım. Tamam. Şimdi çünkü bak İsmail Bey, bir daha söyleyeyim. Bunun benim eski üyem, zaten evi olup da buraya müracaat edenler benim eski üyeler. Onlardan bir şey almıyor. Sadece müracaatlarını aldık. Anladım. Şimdi adamlar diyor ki bakın. Bakın insanlar diyor ki ya, bir de şu anki handikapım da var benim. İnsan geliyor, ben diyor bu derneğe diyor 15 senelik kayıtlıyım diyor. Ev yapılacaksa evvela benim almam lazım diyor ya. Bu insan ev sahibi olmamıştı işinden sonra. Olmaz zaten diyor. Ya böyle düşünenler de var şimdi, basın karşılığı konuşuyoruz. Şimdi size ön kayıt yaptıran emeklinin üzerinde hiçbir şey olmaması gerekiyor dediniz. Şimdi son günlerde özellikle tabuda emekliler kendi üzerlerinde olan evleri çocukların üzerine yapıyor. Böyle bir istihbarat edindik. Yani bu önümüzdeki günlerde çok büyük bir infial oluşturmayacak mı? Arkadaş, şimdi bakın, şimdi TOKİ bugün insanların TC'sinden girer, öyle mi başkanım? TC'sinden girer, o TC'den girdiğin zaman senin üzerinde ne var ne yok görünür. Arkadaşlar bakın, ben bunu hep söylüyorum. Şimdi emeklim vefat etmiş. Bakın, bir hanımı ondan maaş alıyor, 3 tane de kızı maaş alıyor. Bir maaşı 4'e bölmüşler, babasının maaşını. 4'ü de gelmiş buraya kayıt olmuş. Da arkadaş, ya bu 900 lira maaşı 4'e böldüğün zaman 200 lira para düşüyor. Ya bu nasıl olacak işte? Böyle de var başkan. Böyle de var. Şimdi ben biliyorum ki bakın, bu 7000 ön başvurunun eğer TOKİ keskin bir şekilde ev olanlar olmayacak derse, bunun en az bir kere 3500-4000'i gitti. Bütününü söylüyoruz. Şimdi o geri kalan TOKİ'nin şartları var. O şartı koştuğumuz için emekli üzerinde hiçbir şey bulundurmak istemiyor. Tabi da evlerinde çocukların üzerine yapılmış. Geriye doğru ki ne çıkabilir? Tosya yapılacak derken evde olur. Şimdi adam tosya yapılacak derken evde bulun. Ya biz bir hayır. Belki öyle de var. Biz söylüyoruz, yapmayın diyoruz arkadaşım. Ve biz arkadaşlar bir hayırlı iş daha yaptık biliyor musun? Bu gözden kaçan bir hayırlı işti. Vallahi insanlar belki de anasına babasına 6 ayda bir merhaba diyorlardı. Şimdi ana ev yazılı ve baba ev yazılı ve diyor buraya getirdi yani. Öyle anasına babasına bakıyorlar ki şimdi. Ben de diyorum vallahi iyi bakın, bak bu ev yapması diyorum 2-3 sene sürer, iyi bakın anasına babasına.